Arkadaşlar önceki dersimizde jQuery asenkron metotlarını görmüştük. Şöyle bir örnek yapmıştık. İsterseniz göstereyim ilk başta onu. Ve şu şekilde Firefox'un konsolundan örneklerimizi göstermişti. İşte bir link oluşturdum. Ürünleri getire tıkladığım anda işte arka tarafta çalışan asenkron metodun sonucu bizim konsolumuza yansıyordu. Bu yansıyan ürünlerin JSON tipinde olduğunu söylemiştik. Ancak JSON'un hakkında bilgi vermemiştim. Evet, şimdi JSON veriler şurada işte bir JSON örneği var. Bunlar ne zaman kullanılıyor? Şimdi farklı platformlar arasında bilgi aktarırken bunları kullanıyoruz. Yani platformdan ya da platformdan kasıt işte uygulamanın hangi mimariyle oluşturulduğu önemli burada. Örneğin işte PHP ile oluşturmuş web sayfasından işte ASP ile oluşturulmuş web sayfasına bilgi aktarırken işte XML ya da JSON tipinde veriyi kullanabiliriz. Yani benim programım, ASP programım JSON tipinde bir veri bekliyor. O verinin nereden geldiği önemli değil. İsterseniz Windows uygulamasından gelir, ister PHP uygulamasından gelir. Önemli olan gelen bana bilginin şu şekilde ulaşması. İşte onlar veri tabanındadır. Bu bilgiler veri tabanındadır. Ama bana geldiğinde JSON tipinde gönderiliyor. Çıktısı JSON tipinde geliyor. Ben bunu istediğim gibi bu bilgiyi elde ettikten sonra istediğim gibi bunu istediğim yerde kullanabilirim. Aynı şekilde XML de aynı mantıkla kullanılıyor. İşte şurada bir JSON örneği, şurada bir tane XML örneği. İşte burada şu anda employees isminde işte JSON örneği var. Bunun içerisinde bir tane bilgi var. Ben bilgiyi arttırmak istersem eğer şöyle şuradan tutup araya bir virgülle ayırıp işte iki bilgi oldu şu anda. İşte bir virgül, işte üçüncü bilgi. Bu şekilde yani birincisi kolonun ismi. Yani bir tane employees tablosu olduğunu düşünün. İki tane kolonu var. Birincisi first name, ikincisi last name. First name'in değeri işte John Doe. Şu şekilde üç tane bilgi geliyor. Üç tane de tablo olduğunu düşünün. Şurada. Yani birinci tablonun içerisinde üç tane bilgi var. İşte ikinci tablonun içerisinde üç tane bilgi var. Yani gruplaşmış bilgi söz konusu burada. İşte şurada da not isminde bir tek bir tane kayıt var. Ben bunu şu şekilde iki kayıt, üç kayıt diye arttırabilirim. Ama bunların en başında bir tane şöyle işte not, yani bunları genel olarak temsil eden bir düğüm olması gerekiyor. Şunu da kapanış mantığı. Evet, şu şekilde. Şunlar da tabii bir iç satıra gelmiyor. Yani şu şekilde gösterirseniz daha mantıklı. İşte not isminde bir tablo ve içerisinde 3 tane kayıt. İşte birinci kayıt to yani kime oldu, kimden oldu, işte başlığı ve de içeriği. Bir mesaj bilgisini tutan bir XML örneği. Evet. JSON ve XML hakkında bilgi verdikten sonra şimdi bunları kullanmaya gelelim. İşte şurada dediğimiz gibi ürünleri tıklayıp bastığımız zaman asenkron metodumuz gönderiliyor. Evet. Posta hiçbir şey gitmiyor. Yani metoda giden herhangi bir parametre yok ama dönüş değerimiz JSON tipinde neler? Şuradaki 4 tane product ürünleri. Yani şu an bunlar veri tabanından da gelebilirdi. Ben bunları statik olarak burada oluşturdum. 4 tane bilgiyi işte cluster aracılığıyla cluster'da listenin içerisine attım. 4 tane cluster olduğu için bunları geriye döndürdüm. Şimdi ben bunu JSON'la elde ettim. Şu taraf burada. JSON'la elde ettik. Daha sonra bu JSON'da ben ASP.x sayfasında göstereyim. Şuraya ürünler diye bir UL etiketi ekledik. Gelen her bilgi 4 tane product bilgisinin her bir tanesini şunun içerisine bir link olarak ekleyeceğim. Şimdi bunlar için önceki derste yaptığımız işte metotları getir, işte metot geldiği zaman sorunsuz bir şekilde çalıştığı anda succeed metodu çalışıyordu. Hata olduğunda da fail. İşte succeed olduğunda konsola yazdırıyorduk. Hata olduğunda da hata mesajını yazdırıyorduk. Şuradaki result.d önemli. Benim verim, yani dönen verim bunun içerisine saklı. Şimdi ben buraya
bilgi yazdırmam gerekiyor. Bunun için template kullanacağım. Template, birden fazla tabii template'ler var. Hangi template'i kullanacağınız size kalmış. İşte şöyle bir tane web sayfası var. Şuradan bakarsanız, şunu açarsanız. Ben şurada şu template'leri kullanacağım. Şuraya. Burada da bakın aynı mantıkla statik olarak bir tane JSON verisi var. Bu JSON verisini gördüğünüz gibi şu UL'nin içerisine li olarak aktarıyor. Şunlar nedir? Bizim normal data kontrolünü kullandığımız eval metotları gibi gelen verinin name'ini buraya yazdırıyor. Gelen verinin işte fiyatını buraya yazdırıyor. Ben şimdi bunu kullanacağım. Şöyle şu template'i ben olduğu gibi şuraya alayım. Şuraya. Formumuzun altında olsun. İsmi template olsun. İstediğinizi tanımlayabilirsiniz. Sorun değil. Yani birden fazla template kullanacağınız zaman tabii farklı olmak zorunda. İşte şunların isimlerini ben değiştireyim. Nedir ismi? Gelen JSON verisindeki isimlerimiz neydi? Birincisi ürün ismi, ikincisi fiyatı alayım ben. Yani şu ürün ismi şuraya da class olarak dönen, JSON'a döndürülen verinin içerisindeki özelliklerin isimleri. Evet. Daha sonra şu UL'ye ben ürünler ismini verdim. Daha sonra şuraya geleceğim. Şurada olduğu gibi aynen şöyle şunu şu konsol gene yazsın. Evet. Şuraya gelelim. Evet. Gelen parametre ne olacak? Result.d. Şurası. Şunları tek satır alayım ben. Burada yaptığım şey template dosyası içerisinde gelen veriyi render edeceğim. Yani açacağım. Ve de nereye ekleyeceğim? Append'i nereye ekleyeceğim? Şuradaki UL'ye. Ama UL'ye biz isim verdik. Çünkü sayfa içerisinde birden fazla UL olabilir. Buradaki mantık sayfa içerisinde bütün UL'lerin içerisine eklemek o template'i. Ben şuradan tek bir belli ismim olduğu için ürünlerin içerisine direkt şuradan ekleyeceğim. Evet, şimdi şunu build edelim. Yani bundan önce şu iki tane JSON veriyi kullanmak için ve de template'i kullanmak için şurada iki tane JavaScript dosyası var. Onlar kaynak dosyamızda var. Bunları da referans etmek gerekiyor. Evet, şunu zaten önceki dersten hatırlıyorsunuz. Bu da neydi? Bir asenkron bir metot oluşturmak için gerekli kodumuz buydu. Evet, şurada dikkat etmeniz gereken verinin JSON olarak döndürüldüğü. Yani benim konsola yansıyan verim JSON tipinde. Her neyse bunu önceki derste bahsetmiştik. Evet, şuraya yenileyelim. Evet, ürünleri getir dediğimde evet, gördüğünüz gibi veri konsolda yazılıyor. Şuraya da yazılıyor. 4 tane bilgi. 4 tane bilginin birincisi işte ürünün ismi, ikincisi fiyatı. Bakın 1, 2, 3, 4. Evet, bunları istediğiniz gibi tabi düzeltebilirsiniz. Nedir o? Şuraya gelin template'de. Li'nin örneğin stiline işte list stil işte none yapalım. Evet. Gelin sayfayı yenileyelim. Bakalım ki evet, başındaki noktalar gitti. Evet, aralara ne yapalım? Margin ekleyelim. Nedir? 10 piksel. Evet, bir tane ne ekleyelim? Border ekleyelim. İşte solid. İşte red 1 piksel diyelim. Çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım. Evet, istediğiniz gibi formatlayabilirsiniz artık verilerinizi. İşte bu yüklenmeden önce şuraya bir loading image'i açabilirsiniz. İşte veri yüklendiği anda da onu kapatabilirsiniz. Değil mi? Evet, bir sonraki dersimizde de verileri böyle statik olarak değil de buradan veri tabanına bağlanıp bu şuradaki kısmı sileceğim. Statik olan kısmı sileceğim. Buradan veri tabanına bağlanacağım. Veri tabanından döndürdüğüm değeri de aynı şekilde form üzerine yazdıracağım.